Bir yıldır haber alamıyordu. Son umudu Kanal 32 Haber mikrofonuydu. Ne olursa biz bir sesini duymak isteyen yavrumun. Ben zorla büyüttüm. Haber alamıyorum. Gözü yaşlı anneanne haberimiz sayesinde torununun sesini duydu. Huzurluyum, mutluyum. Sağ olun sayenizde. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri de. İskender Mahallesi'nde ikamet eden 67 yaşındaki Rabia Karaağaç, yıllardır büyük emeklerle büyüttüğü 23 yaşındaki torunu Şeyma Derici'den bir yıldır haber alamıyordu. En son bir yıl önce görüştüğü torununu kayıp olarak emniyete bildiren anneanne Rabia Karaağaç, torununun hayatta olup olmadığından da endişe ediyordu. Torunum kayboldu. Geçen sene Kasım'a bir hata var ekmeldi. Gitti arkadaşlarıyla, gelmedi, haber alamıyorum, endişe duyuyorum. Kimdeyse insanlık namıyla bize bildirsinler, yakın adreslerimize, polise bildirsinler. Ne olur insafa gelin, hiç haber alamıyorum. Evlendim dedi, evlenmemiş, polisler aradı, yok. Ne olursa biz bir sesini duymak isteyen yavrumun. Ben zorla büyüttüm. Haber alamıyorum. Endişeliyim. Ne olur yardımcı olun. Allah hepinize sağlık, huzur versin. Bizlere de huzur versin. Ne olur yardım edin. Bilenler, görenler bize başvursunlar. Hiç başvurmazsa Kanal 32'ye başvursunlar, ben haber alırım. Dünyamız zindan hepimizin. Duracak halim yok. Dün Kanal 32 Haber'in ekranlara getirdiği haberin ardından torun Şeyma Derici anneannesinin bu çağrısına kayıtsız kalmadı. Haber yayınlandıktan 15 dakika sonra torununun kendisine ulaştığını söyleyen anneanne Karaağaç, sevincini de yine Kanal 32 Haber ekibiyle paylaştı. Ben buraya geldikten ki akşam komşuya gittim. 8 haberinde benim torun çıktı. Burada kamerayı aldırdınız ya. O çıktı. Sonra ben çıktım. Ondan sonra dedim susun çocuklar. Sonra durduk biraz. 10-20 dakika sonra herhalde bir telefon sesi geldi benim. Bakıyorum telefona, gizli numara diyor. Alo dedim, annenle benim dedi. Kızım dedim, ne desin dedim, ben dedim seni aramaya çıktım dedim. Neden bir aramağın dedim, bana haber etmen dedim. Annenle dedi, aramadım dedi, arayamadım dedi. İşte dedi, kızarsınız sizi değil dedi. Ondan sonra hemen yok kızım dedim, ne kızacağız dedim. Senin sesini duyunca dedim, ben çok sevindim dedim. Hepimiz seviniriz dedim. O da sevindi yani. Yarın valiliğe gidecektik. Bunu ona dilekçe yazacağım dedi. Şeyma'nın telefonunu buldur, eski telefonunu. Telefona ulaşamıyorsun. O telefonu benim oğlanı aradık, onun numarayı aldık. Dilekçe yazdırıp valiliğe bir daha sunacaktık. Öyle derken telefon gelince baktık Şeyma, konuştum. Varlıktan da vazgeçtik, her şeyden vazgeçtik. Dünyalar bizim olduk ay. Anladım. 1,5 ay hemen dedik yarın gel. Dayısı falan dedi. Hemen bin gel, ne zaman gelsen gece gündüz dedi. Otelde dedi, annenle çalışıyorsun dedi. İyi kızım dedim. Gel dedim, ne zaman gelebilin? Annenle dedi, 1,5 ay sonra gelirim dedi. O zaman otel kapanacakmış herhalde. Nasip olsa o zaman bekliyoruz. Bilmiyorum ay. Bir sorun çıkmaz inşallah. Huzurluyum, mutluyum. Sağ olun sayenizde. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri de. Allah kaza bele beğenmesin inşallah hep. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de Allah tuttuğunuzu kolay geçsin.